Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1427 yılları ile 1461 yılları arasındaki 34 yıllık süreci, bu süre içerisinde sanan gelişmeler olanları kronolojik bir şekilde ele almış ve sizlerle birlikte incelemiştik. Söz verdiğimiz üzere bu videomuzda ise ele alacağımız konu 1461-1481 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Bu videomuzda toplamda 20 yıllık bir süre içerisinde yaşanan gelişmeleri ve olayları kronolojik bir sıra içerisinde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuza geçebiliriz. Yıl 1461. Cenevizlilerden Amasra'nın alınışı. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Amasra günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunan bir yerdir. Karadeniz bölgesindedir. Burası normalde İsfendiyarbey'in zamanında Jandarmobi Beyliği'nin olan bir topraktı. Lakin İsfendiyarbey, Cenevizliler kendisinden daha güçlü olduğu için bu toprağı Cenevizlerden almaya cesaret edemedi. Fatih Sultan Mehmet ise Cenevizlerden daha güçlü olduğu için Cenevizlilere savaş ilan etti ve Amasra'yı fethetti. Akabinde 2. Mehmet Eflak seferine çıktı. Eflak tekrar Osmanlı idaresine girdi. Yıl 1462. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Eflak'taki Kazıklı Bayvuda Osmanlı Sarayı'nda eğitim görmüş. Yani eğitim demeyelim de Osmanlı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'in tanıdığı bir adam. Çukur Kırkızları. Fatih Sultan Mehmet bu adamın kötü bir insan olduğunu bilmeden önce bunu Eflak'a gönderiyor yönetici olarak Vayvoda'yı. Ve bu Vayvoda orada Osmanlı'ya ihanet ederek hem Türklere eziyet ediyor hem de diğer insanlara bir sürü eziyetlerde bulunuyor. Akabinde Fatih Sultan Mehmet çocukluk arkadaşı olan Kazıklı Bayvuda'nın üzerine sefere çıkıyor. Ve Eflak'ı tekrar 1462 yılında Osmanlı topraklarına katıyor. Akabinde 1463 yılında Osmanlı-Venedik Savaşı başlıyor. Değerli dostlarım, Venedik o dönemde hatta Kanuni'ye kadar dünyanın bir numaralı deniz gücü. Osmanlı ise bir numaralı kara gücü. Bu bir nevi denizlerle karaların savaşı gibi oluyor. Kim denizlerde daha üstün, kim denizlerde daha güçlü? Bunu belirlemek amacıyla 1463 yılında Osmanlı ile Venedik arasında bir savaş başlıyor. Akabinde 1463-1470 yılları arasında İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşası. Ki külliye dediğimiz yapı han, hamam, kervansaray, cami, okul, medrese, imaret, kümbet gibi birçok yapının bir arada bulunduğu, tek bir yapıdan oluşmayan, birçok yapıyı bir araya getiren binalar bütünüdür. Ki bu konuda daha önceki videomuzda belirttiğim ve ilerleyen videolarda da belirteceğim üzere Sayın Yılmaz Özsunan'ın Osmanlı Medeniyeti Tarihi 2 Medeniyet Tarihi isimli kitabını okumanızı tavsiye ederim. Akabinde 1463 yılında 2. Mehmet'in 1. Bosna Seferi ve Bosna'nın fethi gerçekleşiyor. Günümüzde Bosnak dediğimiz Müslümanlar bu ülkede yaşıyorlar. Onlar da Müslümanlarlar, Bosnaklar. Akabinde 1464 yılında ikinci Bosna Seferi gerçekleşiyor ve Bosna'nın fethi tamamlanıyor. 1466 yılında ikinci Mehmet'in Kahraman Seferi gerçekleşiyor. Kahramanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gördükleri için Osmanlı'nın kuruluş döneminde ve Beyrut'un ortadan kaldırılmasına kadar Osmanlı'ya sıkıntı çıkaran tek beyliktir. Diğer bütün beylikler topraklarını ya çeyiz yoluyla ya vasiyet yoluyla veya altın yoluyla Osmanlı'ya bırakırken zaman içerisinde Karamanoğulları ise kendileri Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak gördükleri için Osmanlı'yla mücadelelere girişmişlerdir. Tabii ki 1466 yılında
Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları'nı topraklarına katıyor. Akabinde 1467 yılında, 66 yılında İkinci Mehmet'in birinci Arnavut Seferi gerçekleşiyor. Başarısız olunuyor. Arnavut Bey'i Osmanlı'nın savaşı taktiklerini bildiği için Osmanlı'nın eseri düşmüyor. Akabinde 1467 yılında yine bir Arnavut Seferi gerçekleşiyor. Değerli dostlarım. 1468 yılında Karamanoğulları Beyliği Osmanlı devleti tarafından resmen yıkılıyor. Ya da ilga ediliyor da denilebilir. 1468 yılında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet tarafından Topkapı Sarayı yapılıyor. Ki bu sarayın da hikayesi söyleymiş. Ben de bunu sonradan öğrendim hikayesini. Fatih buraya top koydurmuş. Savaş topu. Yani silah diyelim, yani top belki bilmezsiniz, silah diye denilebilir. Fatih buraya top koydurmuş. Yalan olmasın 7 ya da 14-12 tane. Bu topları gören İstanbul halkı bunun zaman içerisinde Topkapı Sarayı demeye başlamış. Ve ismi de buradan kalmış. Akabinde 1470 yılında Eğribod'un fethi, Ağırbod Adası'nın fethi. Ve bu iki adada günümüzde Ege adalarıdır. Yalnız bilgi vermek istemiyorum. O yüzden ihtimallerin kesini de konuşacağım. Ya Yunanistan'dadır ya Türkiye'dedir. Tam bilmiyorum, araştırmadım. 1400 yılında Kırelli Muharebesi gerçekleşiyor. Akkoyunlulara karşı zafer. Akkoyunlu Uzun Hasan kuruluş yani devletinin geliştirme döneminde üç büyük hükümdarla savaşıyor. Bunlardan üçünü de yeniyor. Üçünü de yendiği için en son Osmanlı'yla savaşacak. İki Cihangirli'nin nispetesini yeni bir Timur Vakası'ya satmak istiyor. Hatta son mektubu gönderiyor. Diyor ki Batı devletlerine, Papa'ya. Sen öteden, yani batıdan, ben beriden sanıralım, yani doğudan. Anadolu benim, yani Akkoyunluların. Rumeli senin, yani Papa'nın, yani Hristiyanların olsun diyor. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet çok usta bir diplomasiyle tüm Müslümanlarını yenmeyi başarıyor. Ve Akkoyunluların Fatih'ten, yani Osmanlı'dan aldığı bir toprak hariç Akkoyunlu topraklarını yıkmıyor. Bunun nedenini soran vezirlerin ise sonu diyor. Biz buraya Türkleri yok etmeye değil, Türkleri var etmeye geldik diyor. Çok muazzam bir sözdür. 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafında Gedik Ahmet Paşa'nın Kırım'ı fethi. Ki Kırım Cengiz oğullarındandır. Cengiz Han'ın soyundan gelen kişiler tarafından yönetilmiştir. Belli ki yani devlet döneminde ayrı bir şekilde devlet olduğu dönemlerde. Ve Kırım Osmanlı'nın vurucu gücüdür. Hatta söyle ki olayı daha yaramana düşelim şuradan değinelim. Zaten ilerleyen videolarımızda değineceğiz buna. 4. Murat kardeşi İbrahim'i öldürtmek istiyor. Kardeşi İbrahim'i öldürtmesinin nedeni de onun birazcık deli olması. Akabinde tabii o ölürse hanedan bitecek. Hatta şöyle bir vasiyet var 4. Murat'ın. Ya hasta yatağında ki yerine getirilmiyor. İbrahim'i öldürün. Yerime de yani 4. Murat'ın yerine de Kırım Hanı'nı başa geçirin diyor. Ha tabii o da Osmanlı'yı yıkmak oluyor. Onu daha iyi sonra anlatacağız ayrıntılı olarak. 1475 yılında başarısız Boğdan Seferi gerçekleşiyor. 76 yılında Boğdan Seferi Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katılıyor. 1478 yılında İkinci Mehmet tarafından ilk altın paranın darp ettirilmesi gerçekleşiyor. Tabi de yanı sorum. Altın paranın şöyle bir hikayesi vardır. Bir devletin gelişmesliği ne kadar fazla ise o devletin master değeri paranın cesedi de o kadar yüksektir. Kuruluş önünde beylikler önce bronz, sonra gümüş, sonra altın paralar batırmıştır. Düzeltiyorum. Önce gümüş, sonra bronz, sonra altın paralar batırmışlardır. Altın paranın bulunması bir devlette söyledir. İse ben çok gelişmişim. Yani devlet için konuşuyorum. Ben çok müreffeh bir devletim. Ben altın para kullanıyorum. Bu da gelişmişlik göstergesidir aynı zamanda. Akabinde 1478 yılında 2. Mehmet'in 3. Arnavut Seferi Arnavutluğun tamamen fethi gerçekleşiyor.
1479 yılında İyonya Adaları'nın Korfu hariç fethi gerçekleşiyor ki İyonya Adaları günümüzde Yunanistan bölgesindedir. Yani Ege Denizi'ndedir. Yunanistan'da olması gerekiyor. Eğer yanlış bilmiyorsam. Akabinde 1479 yılında Osmanlı Venedik Anlaşması ile Fatih'in Venediklilere Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan haydinname vermek. Yani ilk kapitülasyon. Değerli dostlarım, devletin güçlü döneminde bu bir sıkıntı yaratmıyor. Lakin devlet zayıfladıktan sonra, zayıflamaya başladıktan sonra kapitülasyonların ön arkası gelmiyor ve devleti ekonomik olarak yıkıma götüren yegane etkenlerden bir tanesi de devletin vermiş olduğu kapitülasyonlardır. Osmanlı Devleti için. Akabinde Otranto Seferi gerçekleşiyor 1480 yılında. Otranto İtalya'dadır. Bu sefer Fatih'in ölümü üzerine basarsız kalıyor. Eğer Fatih genç yaşta ölmeseydi ve İtalya tamamıyla Osmanlı'ya geçecek. Belki de ondan sonra Akdeniz'in Avrupa tarafı da Türkiye'ye geçip Türkiye yani Osmanlı en az 100-200 yıl ömrünü tutacaktı. Akabinde 1480 yılında Rodos kuşatması oluyor. Lakin başarısız oluyor. Ki Rodos Kanuni Sultan Süleyman'ın fethilerindendir. Fatih'in alamadığını torununun oğlu Kanuni almıştır. Bunu da söylememiz gerekir. Akabinde Kazaskerlik makamı ikiye ayrılıyor. Anadolu ve Rumeli. Rumeli Kazaskerliği Anadolu Kazaskerliğinin üstün tutuluyor. Divanda. 1421 yılında Mısır seferine çıkan 2. Madalönümü ve 2. Beyazıt'ın tahtına çıkışı. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, tek buradan bile Fatih'in ne kadar usta bir diplomat, ne kadar iyi bir insan olduğunu, yani geleceği gören bir insan olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Şöyle düşünün. Adamın bir hayal var. Mısır almak, Mısır'a sefer ilan ediyor, savaş ilan ediyor. Lakin Mısır'ı anlamadan ölüyor. Çünkü zehirletiliyor. Zehirleten Beyazıt. Beyazıt da zehirletiliyor. Zehirleten Yavuz. Bunların böyle bir enteresan hikayesi vardır. Ki eğer Mısır alınsaydı büyük ihtimalle bir sonunda Yavuz Sultan Selim'i ya hiç tanımıyor olacaktık ya da Avrupa Fatih olarak tanıyacaktık. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, tabii ki buradan bile Fatih'in ileri zekasını anlamak mümkündür ki Fatih yani çok uslu bir kumandan çok iyi bir silahsördür. Yani Fatih şöyle bir özelliği var Fatih'in. Fatih bir eski çağ hükümdarı değil. Yani bir yeni çağ hükümdarı. Mesela ben geçenlerde bir video izledim. Ünlü bir tarihçi Ankara Savaşı'nda Fatih olsaydı ne olurdu diye bir video paylaşmış. Bir gazeteciyle sohbet ediyorlar, bunu paylaşıyor. Şöyle, mealen, tabii ödüm bu video. Eğer Ankara Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmet olsaydı Timur başarısız olurdu. Çünkü Yıldırım birazcık yani gözü kara bir hükümdar. Ve bunun neticesinde de Ankara Savaşı'nı kaybediyor. Eğer Yıldırım gözü kara bir hükümdar olmasaydı bizler şu anda büyük ihtimalle Ankara Savaşı'nı kazanırdık. Lakin onun bir hikayesi var. Yıldırım'a diyorlar ki işte bazı Amerikan'ı saldıralım gece vakti. Bunlar hazırlıksızken bunları yenelim. Yıldırım da diyor ki bırakın bre, aksak Timur hazırlansın da öyle seferimizi ilan ederiz. En son işte Yıldırım mesela oluyor. Biri diğerine gülüyor. Herhalde gülen ikisi Timur, Yıldırım'a gülüyor. Ne yok, Yıldırım Timur'a gülüyor, düzeltiyorum. Yıldırım Timur'a gülüyor. Ne gülüyorsun bre, ihtiyar diyor. Tabi şaka mahiyetli. Çünkü Yıldırım zaten Timur'dan daha küçük. Şöyle diyor işte Yıldırım. Yahu hanım diyor. Neye gülüyorum biliyor musun diyor. Allah diyor bu dünyayı ikimize bıraktı diyor. Bir körle diyor, bir topala diyor. Ki Timur biliyorsunuz Lenk'tir yani Timur Lenk olduğu için. Yani Timur Lenk lakabına sahiptir. Bu Timur Lenk de aksak demektir. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, bu haftaki videomuzda 1461 ile 1480 yıllar arasındaki 20 yıllık süre içerisinde sanan gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele aldık ve sizlerle birlikte inceledik. Bir sonraki videomuzda ele alacağımız konu 1481-1512 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Ve bir sonraki videomuzda sizlerle birlikte bu 31 yıllık süreci ele alıp inceleyeceğiz. Ve bu 31 yıllık süreci sık tutup gelecek nesillere
daha fazla hizmetler sağlayacağız. Bugünlük muhtarlıkçıdan bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun kardeşlerim.